Karadeniz'de balık avcılarının yakalayabilecekleri balıklar ve avlanma yöntemleri nelerdir? Karadeniz, zengin deniz ürünleri çeşitliliği ile tanınan bir bölgedir ve amatör balıkçılar için çeşitli balık türleri sunar. İşte Karadeniz'de amatör balıkçıların yakalayabilecekleri yaygın balık türleri ve avlanma yöntemleri. Hamsi, Karadeniz'in en popüler balık türüdür ve genellikle ağ veya trol yöntemiyle avlanır. Aynı zamanda dip trolleri de kullanılabilir. Palamut. Palamut, Karadeniz'de diğer popüler balık türlerinden biridir ve troll veya spinning yöntemiyle avlanabilir. Ayrıca, palamutlar bazen yemle de avlanır. Lüfer. Lüfer, Karadeniz'de avlanan bir başka popüler balık türüdür. Genellikle troll veya spinning yöntemiyle avlanır. Tüm balık avı severlere merhaba. Bir kısa hatırlatma. İçeriklerim hoşunuza gidiyorsa, kanalıma abone olup, Videoların devam etmesi için bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp beğeni tuşuna dokunarak videoların daha fazla balık avı severi ulaşını da kullanabilirler. Levrek, levrek, Karadeniz'de bol miktarda bulunmasa da, özellikle Karadeniz'in doğu kıyılarında avlanabilir. Genellikle yemle avlanır, ancak jigging veya spinning yöntemleri de kullanılabilir. İstavrit, istavrit Karadeniz'de bulunan başka bir popüler balık türüdür ve trol veya spinning yöntemiyle avlanabilir. Ayrıca istavritler bazen yemle de avlanır. Mezgit, mezgit Karadeniz'in dip balıklarından biridir ve genellikle dip trolleri veya yemle avlanır. İstakoz, Karadeniz'de bol miktarda istakoz bulunur ve genellikle tuzak yöntemiyle avlanır. Kalkan Kalkan, Karadeniz'de avlanan başka bir dip balığıdır ve genellikle tuzak veya oltayla avlanır. Kefal, kefal Karadeniz'de avlanan bir diğer balık türüdür ve genellikle yemle avlanır. Ayrıca balıkçılar jigging veya spinning yöntemlerini de kullanabilirler. Balık avı yöntemleri balık türüne ve balıkçının tercihine göre değişebilir. Ancak trol, jigging, spinning, dip trolleri, oltayla avlanma ve tuzak yöntemleri Karadeniz'de sıkça kullanılan avlanma yöntemleridir. Balıkçılar ayrıca yem olarak genellikle mısır veya ekmek kullanırlar. Umarım videodan faydalı bilgiler edinmişsinizdir. Son bir hatırlatma. İçeri hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoların devam etmesi için bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yorum yapıp beğeni tuşuna dokunarak bu bilgilerin daha fazla balık avı severe ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.